Merhaba güzel dostlarım. Hepinize ilginizden dolayı sonsuz teşekkürler. Bugün biliyorum ki olağanüstü insanların karşısındayım. Yüreği sevgi dolu olan dostlarımın karşısındayım. Ve biliyorsunuz beni sadece sevgi dolu olan insanlar anlar. Ben sadece sevgi dolu olan, aşk dolu olan, coşku dolu olan insanlara enteresan geliyorum. Ve bugün sadece yüreği sevgi dolu olan insanlara hitap etmek istiyorum. Yumuşaklıkla hayat var arkadaşlar. Hayat daha doğrusu yumuşaklıkla başlıyor. Yani bir bebek doğuyor ya, bebek doğdu. Nasıl? Yumuşacık değil mi? Yumuşak. Ama bir ölü sert. Veya bir ağaç doğdu, fidan yumuşak ama kesilmiş bir ağaç, odun sert. Yani arkadaşlar varoluş bize diyor ki, hayat bize diyor ki, yumuşaklıkta hayat başlıyor, sertlikte ölüm başlıyor. İşte yumruğun sert bir yere vurduğun zaman zarar verir sana. Yumuşak bir yere vurduğunda iki tarafta zarar görmez. Ya da sert bir yer, iki sert çarpıştığında ikisi de zarar görür. Bir taraf yumuşaksa iki tarafta zarar görmez. Yumuşakla hayat başlıyor arkadaşlar. Mevlana yumuşaktı. Yunus Emre yumuşaktı. Hoşgörülüydü, sevgi doluydu. Bizim bildiğimiz ne kadar büyük insanlar varsa hepsi mütevazi insanlardı, hoşgörülü insanlardı, affedici insanlardı. 10 gün kadar önce bir arkadaştan mesaj geldi. Hocam size mutlaka ulaşmalıyım diye. Ben geri döndüm. Geri döndüğüm sırada şunu anladım. Arkadaş eşinden 10 aydır ayrı. Yani bir bayan arkadaş beni arıyor. 10 aydır eşinden ayrı ve hocam dedi yarın mahkememiz var. Ve ben eşimle evliliğimi devam ettirmek istiyorum. Yani hep ağlayarak konuşuyor. Hep hüzünlü. İşte bir kısım yanlışlar yaptım. Egom vardı. Çok sıkıntılıydım. Çok sert davrandım. Kayınvalideme kötü davrandım falan. Çok sertliklerim vardı ve ama şu an çok pişmanım. Eşimde beni seviyordu ama o sertliklerden dolayı şu an benimle bir arada olmak istemiyorlar ve ayrılmak istiyor. Ben ayrılmak istemiyorum. Yalnız arkadaşlar böyle her kelimesinde ağlıyor. Her cümlesinde ağlıyor. Hani bir gün sonra mahkemesiyle alakalı değerlendirmelerde bulunduk. Nasıl yapacak, nasıl duracak, nasıl düşünecek gibi. Neyse arkadaşlar bir gün sonra tekrar işte bana mesaj yazmış. Hocam mahkemeyi işte şu tarihe attılar diye. Yalnız dedi işte ben bir arada olmam için nasıl bir çalışma yapabiliriz? Hani var ya kuantum, enerji gönderiyorsun, enerji geliyor falan ne var ya? Bu tarz çalışmaları bekliyor güzel dostum benden. Tabii ben de elimden geldiğini yaparım dedim. Beraber bir kısım şeyler paylaşırız dedim. Sonra şunu fark ettim arkadaşlar. Hani böyle seans yaparken dedim ki düşün ki dedim. Ocak ayında eşinle berabersin. Şu an Aralık ayındayız ya. Ocak ayında eşinle berabersin. Ben şunu diyeceğim. Yani siz bir araya geldiğiniz zaman ben de evinize misafir olabilir miyim diye soracağım. Onun için şöyle bir cümle kullandım. Düşün ki Ocak ayında eşinle berabersin. Kız birden güldü. Sonra birkaç dakika sonra dedim ki prenses şimdi düşün ki Ocak ayında eşinle berabersin dedim. Kız bir daha güldü. Hayal ettiğinde bile gülüyor. O ana kadar hiç gülmeyen kız eşinle berabersin her dediğinde gülmeye başladı. Ve kızın sonra telefonu kapattıktan sonra arkadaşlar ben 3-4 saat devamlı o gülme bana bir hüzün verdi. Kızın gülmesi aklıma gelince böyle yani Allah'ım ayrı bir dua etmeye başladım. Yani o kız mutlaka eşiyle beraber olsun. Mutlaka yani hatalar yapmış ama hatalar yaptığını kendisi söylüyor demeye çok pişman olduğunu da söylüyor. Sonra hani biliyorsunuz yönetmenim Osman var ya Osman dedim ki Osman bak şimdi sana bir şey yapacağım dedim. Ve o sırada hanımefendiyi aradım ve hoparlörü açtım. Ve hanımefendiye dedim ki şimdi Ocak ayında eşinle berabersin ya dedim. Ve sustum. Kız birden gene güldü. Sonra dedim ki Osman bu duyguyu insanlara yansıtmak istiyorum. İnsanları güldürebilmek ne kadar güzel bir şey. Bunu yansıtmamız lazım. İnsanları güldürebilmemiz lazım. Bu coşkuyu vermek istiyorum. Nasıl vereceğiz bunu? Yani her gün bir arkadaşım bir kişiye iyilik yapsa, her gün desek ki işte ben bugün bir kişiye bir iyilik yapacağım desek, ya tebessüm bile edebilirsin. Onun hoşuna gidecek güzel bir cümle bile söyleyebilirsin. Hani var ya tebessüm sadakadır biliyorsun hadis-i şerif. Tebessüm sadakadır. Yani her gün evden çıkarken bile bir kişiye bugün ben güldüreceğim ya da iyilik yapacağım diyebilsek. Az az arkadaşlar. Hani biliyorsunuz taşı delen suyun gücü değil, suyun sürekliliği ya. Her gün bir kişiye. Her gün bir kişiye bir insan iyilik yapsa bir yılda 365 kişide. Yani bu insan diyelim ki şu an 25 yaşındaysa 35 yaşına geldiğinde 3650 kişiye iyilik yapmış olur. Tabii denge var ya arkadaşlar etki tepki yasası. Ne kadar iyilik yaparsın o kadar da iyilik gelecek ya. Tabii arkadaşlar bizim kendi değerlerimiz var. Bizim değerlerimize göre olacak. Benim zihnimde ne geçiyorsa insanlar ona göre yaşayacak. O da yanlış yapmasaydı Allah Allah. Değerler.
Yalnız şunu bilin güzel dostlarım. Sen affedersen Allah da seni affeder. Sen hoş görürsen Allah da seni hoş görür. Sen insanlara hoşgörüyle davranırsan hayat da varoluş da sana hoşgörüyle davranır. Çünkü denge vardır. Sen nasılsan hayat öyle gelecek sana, yankı gibi. Yani bir öğrencim vardı arkadaşlar, lise 2. sınıfa gidiyor. Bunu tabi babası bana getirdi, hocam dedi bu çocuğun okumakta gözü yok. Evet, sen dedi koçluk yapıyorsun ya, öğrencilerle koçluk yapıyorsun. Evet, bunu dedi okutman lazım, bunun için getiriyorum. Çocuğu ben bir seans yaptım, çocuk basketbol sevdalısı. Devamlı basketbol. İkinci seans basketbol. Çocuk basketboldan başka bir şey konuşmuyor. Hocam diyor basketbol, o top var ya, o top elime alayım tık 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 vuruyorum ya diyor. O diyor başka bir dünya bende. Ve ben diyor bu şehrin en iyi basketbolcusuyum. Ben de babasına şunu anlattım. Yani abi dedim bu çocuk okumaz. Okumakta şey çok gözü yok. Yani çünkü yetenekleri o yönde değil. Kabiliyetleri o yönde değil. Hep düşünüyorum ya Sezen Aksu matematik öğretmeni olsa ne işe yarar? Tarkan hukuku kazansa ne olur yani? Bir balık kava çıkamadığı için başarısız sayılmaz arkadaşlar. Herkes kendi kabiliyetinde ilerlemesi lazım. Babasına da şunu anlattım. Ya bu çocuk basketbol sevdası var, yetenekleri de o yönde. Yani bu çocuğun derslerdeniz ya da bu yeteneklerine fırsat verirseniz daha başarılı bir insan olabilir, daha mutlu bir insan olabilir, daha rahat bir insan olabilir. Baba bana dedi ki hocam biz dedi aile çok geniş. Ben bunun amcasına ne derim, dayısına ne derim? Mutlaka okutmamız lazım. Bu çocuk mutlaka üniversite sınavına kazanmalı. Ben çocuğu bir ay yıkayıp geldim. Sonra aileye dedim ki ya kusura bakmayın. Ben inanmadığım bir şey yapamıyorum. Çünkü ben çocuğun okuması gerektiğine inanmıyorum. Çocuğun ben basketbolda ilerlemesi gerektiğine inanıyorum. Ama bu konuda destek veremeyeceğim deyip müsaade istedim ve çocuğun koşluğunu bıraktık. 3 ay sonra asistanım geldi. Hocam dedi. Evet dedim. Bize dedi koşta gelen çocuk vardı ya dedi. Evet dedim. O dedi komadaymış dedi. Ne olmuş ki dedim. Bonsai içmiş dedi. Şimdi ben babasıyla karşılaştığımda sizce o babaya ne demek istiyorum? Hani üniversite kazanacaktı? Hani başarılı olacaktı? Belki kendi yetenekleriyle uğraşsaydı o tür teselliler aramayacaktı kendisine. Ne diyorsunuz güzel dostlarım? Basketbolla uğraşı olsaydı mutluluğu, huzuru, zevki başka bir yerde aramayacak, belki bonsai'ye gitmeyecekti. Ve arkadaşlar bir oradaki sert tutum, illaki bunu okuyacaksın tutumu ne yapıyor? Bir şeyi kırıyor, hayatı bitiriyor. Hayatım boyunca hiç unutmadığım bir öğrencim var, hiç unutamayacağım. Yarası hep akan, hep kanayan bir öğrencim var. 2001 yılıydı arkadaşlar, o zamanlar öğrenci koçluğu yapıyordum ve güzel bir kız öğrenci. Şirin, sempatik. Ben onu çok seviyordum. Ve o da beni çok seviyordu biliyorum. Ben öğrenci koçluğu yapıyorum. Tabii kızın ailesinin maddi durumu zayıf olduğu için güzel dostlarım dershaneye gidemiyor. Üniversite, lise son sınıf öğrencisiydi. Dershaneye gidemiyor. Özel ders alamıyor. Sadece benden hizmet alıyor. Ve yalnız kız böyle rahat bir kızdı. Yani böyle muhabbeti, sohbeti böyle çok sosyal, çok aktif bir kız. Yani olduğumuz o muhit için birazcık kız fazla rahat olabilir o muhite göre. Yoksa kız son derece ahlaklı, edepli, bana göre yani benim çok sevdiğim bir insandı. Yalnız bu kızın benim ofisime gelmesini istemedi diğer öğrenci velileri. Ve gelip dediler ki hocam bu kız gelmesin. Bu kız gelirse biz çocuğumuzu yollamayız. Ben buna bir müddet dayandım. Ya olur mu? İşte biz bir hayat kuruyoruz. Siz farkında değilsiniz. Yeni bir hayat sunuyoruz. Bu çocuğun gelmesini istiyorum gibi. Sonra ben buna bir ay, 1,5 ay gibi dayandım arkadaşlar. Sonra dayanamadım bu baskılara ve kıza dedim ki canım senin kursu bırakman lazım. Ve dedim yalnız bunu sen annene desen, annen inanmaz böyle bir şeye, At Hoca böyle bir şey yapmaz der. Annen dedim beni ziyarete gelsin. Ve annesi beni ziyarete geldi arkadaşlar. Elinde işte biraz yoğurt hediye getirmiş bana ve 7 lira da para getirmiş. Dedim ki ablacığım 7 lirayla alakalı değil. Biliyorsun ben bu işten geçiniyorum. Siz işte istediğiniz bedeli ödeyemiyorsunuz. Kusura bakmayın kızınızı göndermek zorundayım dedim. Ben öğrenci velilerine gelen baskıyı sanki para alamadığım için çıkartmak zorundaymış ya dönderdim. Böyle içim kan ağlayarak zoraki mecburen kızı gönderdim. Tam bir ay sonra arkadaşlar. Sabah işte kalkıyorsun işte kaldırıyor ya birisi. Annem de o kaldıranda. Dedi ki ata dedi. Hani senin şu öğrenci var ya dedi. Evet anne dedim. Dün gece dedi intihar etmiş ve ölmüş dedi. Hemen koştur koştur kızın evine gittim.
Hani bilirsiniz cenazeyi kadınlar toplamış, ağıtları yakıyorlar. Daha kız gelmemiş, daha hastanede kız. Eve vardığım sırada beni gördüyse de annesi kızın ismini söyleyerek çok sevdiğin hocan geldi diyerek bir daha ağlamaya başladı. Böyle tabii orada bir müddet hani o hüzün, o işte taziyeler falan, sonra ben oradan ayrılacağım. Bir anda şey diyorum yani hani bir mesaj atabilsem ya prenses yapma diyebilsem. Ama iş işten geçti artık. Ve oradan ayrılmayayım dedim ki bu kızdan bir şey almalıyım ben dedim. Ve işte evin odalarını geziyorum. Kızın odasına vardım. Oradan bir matematik, Türkçe ya bir notu, bir kalemi, bir silgisi ya ona dair bir şey almak istedim. Odaya girdiğim sırada şunu fark ettim. Kapının arkasına şunu yazmış. Ben bu sınavı annem ve ata hocam için kazanacağım yazmış. Hiç unutamıyorum arkadaşlar bunu. Unutulacak bir şey de değil zaten. Halen onu çok seviyorum. Halen her o şehirden geçtiğimde onu anıyorum. Yalnız güzel dostlarım şunu söylemek istiyorum. Ailesi ona baskı yapıyordu ya. Hani okul öncesi öğretmenliğe kazanacaksın, üniversite kazanacaksın diyordu ya. Ne oldu? Üniversite sınavına giremeden hayat bitti. Ve sonra anladık ki babasının sertliğinden dolayı kız intihar etmiş. Sertlik ölümdür güzel dostlarım. Yumuşaklık hayattır. Yumuşaklıkla hayat başlar. Sertlikte ölüm başlar. Ne dersiniz? Bundan sonra şöyle bir söz verebilir miyiz? Verebilir misiniz? Ben her gün bir kişiye iyi geleceğim. Dün birisiyle mesajlaşıyoruz. İşte bir hayalleri var, hedefleri var, planı var. Dedim ki tam bu hedeflere ulaşabilirsin. Tamam dedi, nasıl? Dedim ki kuralı söylersem yapar mısın? Dedi ki ne dersen yaparım. Bundan sonra tek bir kural var. Kimseyi eleştirme. Kimseyi yargılama. İnsanlara hoşgörüyle bakarsan yemin ediyorum sana hayallerine ulaşacaksın dedim. Ve yemin ediyorum güzel dostlarım, kimseyi eleştirmezsen, kimseyi yargılamazsan, insanın hatalarını görmezden gelirsen, o zaman hayallerine ulaşacaksın. Ve bir o kadar nasıl diyeyim, içimdeki coşkuyu, aşkı hissettiremiyorum, anlatamıyorum. Binlerce ata oluşturmak istiyorum. Binlerce ata olsa da bir binlerce kişiye iyi geliyor olsa, binlerce kişiye koşsa. Bunu yapma şansın var mı? Bunun yerine sizden şöyle bir şey rica etsem olur mu? Şunu diyebilir miyiz? Ben her gün bir kişiye iyilik yapacağım. Her gün bir kişiye iyi geleceğim. Ve kendi kendimize söz verebilir miyiz? Kendim hariç kimseyi eleştirmeyeceğim. Kendim hariç kimseyi yargılamayacağım. Bak cennete gidebilirsin. Ama cennete gitmenin önündeki tek engel sensin. Çok kazançlı olabilirsin, başarılı olabilirsin, mutlu olabilirsin. Tek engel sensin. Dışarı değil engel. Tek engel sensin. Eğer sen de sertsen dışarıya karşı, hayat da sana sert gelecek. Dışarıya karşı yumuşaksan, hayat da sana yumuşak gelecek. Bana söz verebilir misin güzel dostlarım? Her gün bir kişiye iyilik yapacağız. Ve yargılamıyoruz. Affediyoruz. Hoş görüyoruz. Hataları görmezden geliyoruz. Bunu yapabilirsen, işte o zaman dünya sevgi cennetine döner. Bana bu konuda destekçi olduğunuz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Hiç yapmadığım bir şey yapabilir miyim? Özel bir şey isteyebilir miyim sizden? Bana 10 gündür ulaşmaya çalışan ve benim şu ana kadar 3 defa görüştüğüm, o ailesine kavuşmak isteyen, yeniden yuvasını inşa etmek isteyen o genç kadına dua edebilir miyiz? Yeniden beraber yaşayabilmeleri için. Ona dua ettiğiniz için, şu an beni dinlerken dua ettiğiniz için hepinize minnettarım güzel dostlarım. Çünkü biliyorsunuz hani denir ya senin sayende oldu. Sahaya gölge demekmiş. Geçen öğrenmiştim. Senin sayende oldu. Kendi hayallerimiz arkadaşlar başkalarına yaptığımız duaların sayesinde, başkalarının gölgesinde kabul olacak. Kendi hayallerimize ulaşmak için işte şu an binlerce kişi aynı anda bu hanımefendiye dua ederse belki çok güzel, çok mutlu bir yuva yeniden inşa edilmiş olacak. Verdiğiniz destek için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Ve beni böyle sevgiyle dinlediğiniz için lütfen sizlere olan saygımı kabul edin. Ve sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için
Bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.